Anladın mı? Tabii canım işte bir de o olay var. Ha bak mesela buraya ilk defa oynayacağım. Dün bitirdim ben kampeyni. Yani tabii Partizan. yanlış anlama da Ha. tabii ki değerlisin de şey ama bir insanın bebeği kadar değerli olmuyorsun bir çocuk kadar. Tabii yani insanların gözünde öylesin. Aa, şimdi seçeceğiz mi? Partizanları alacağız. Ben aşağıdan gitmem abi, yukarıdan direkt yallah. Ama aslında hepimizin sana yardım etmesi gerekiyor. Neden biliyor musun? Mesela Allah bizi sağlıklı yaratmış. Anladın mı? Konuda ben bu tarz Yani her... şeylerde amca, teyze, yenge bilmem ne onlar okey de. Herkese bunu şey yapamıyorsun. Ben yani Hayır, konuşulması imkan... zor şeyler hani. Tabii de işte herkesin yardım etmesi lazım. Lan bizim adamları yakacaksın Totoş. Burada yakın mesafe dönecek. Ben bunları yakın mesafe upgrade yapacağım. İşte demek istediğim de o yani insanın aslında kimseye muhtaç olmaması lazım. Yani kazandığı para bu sağlığını karşılaması lazım bana soruyorsun. Resmen ölüme çalışıyorsun yani. Bedava yaşıyoruz bu ülkede. Bedava. Yani sosyal leşmek Ama veya bu ülke şu an niye öyle farklı bir şey televizyon? olarak değil. Hani demek istediğim sosyal olarak belli hakları alamıyorsun devletin sana sağlamak zorunda olduğunu. Sadece o hakların varmış gibi parasını ödüyorsun. Tabii canım. Bir de şu olay var ya. Ya şimdi çocuğum, şimdi diyelim ki ikimiz de çocuk yapacak yaşlara geldik. Çocuğumuz var diyelim. 30 bin liralık çocuk bilgisayarda kendini geliştirsin, yazılım yazsın, bilmem ne. 30 bin liralık bilgisayarı nasıl alacağım lan çocuğu? Doğum günü hediyesi bilgisayar alınıyordu. İşte onu diyorum yani. Yok öyle bir şey. Bilgisayar lan bu. 30 bin lira. Şimdi bu çocuk yazılım mı öğrensin, bilmem mi? Hadi 5 bin, 6 bin liralık bilgisayar aldım diyelim şu anki. Aldığımız 6 bin lirayı da i3 falan alıyoruz. Çocuk o bilgisayarda ne yapacak? Hadi çocuk dediğin hani kit falan hani kendini geliştirecek ya. Bir devre la, bir devre almaya kalksa 250 TL, 350 TL. Çocuk şimdi onun parasını nasıl versin harçlıklarıyla? Neresinden dokunsan. Abi piyade numara atayarak oynasan daha kolay olabilir senin için. Doğru ama ben solak olduğum için WASD'de değil elim. Anladın mı? Elim şeyde benim. Buradaki elemci sıkıntı ya. Sıçtı ağzına adamın. Benim elemci üretebilmem lazım yani. Yapamıyor muyum? Yok. Senin şey bug'a giriyor. Ben izlediğim halde bir diyor. Aha olabilir. Ben arayüzü değiştirdim değil mi? Oyun görünüyor. Şey değil, masaüstü değil. Ha. Ne koyun görün. Benim şeye ihtiyacım var. Duman atıp LMG'yi bloklayıp o şekilde devam etmem lazım. Çok değişik zevkli bir oyun da. Yani Benim adamlar tarzım. ölecekler. Çok zamanım da yok. Aa, varmış burada. Ben de buraya tıklıyorum ya salak gibi. Kafamı sikeyim.
Bup. Of. Get fucked. Duman, duman, duman atmak lazım. Heh. Bir tane büyük yayıncı geldi bana. Kız. Tabii ben bilmiyordum onun büyük olduğunu o zaman. Ha. Ki benim çevremde şöyle bir yayıncı tanıdıklarım var, böyle büyük yayıncıları tanıyorum falan dedi. Yayıncı çevremde. Ben de içimden he he diyorum, hiç bakmadım. Hakikaten büyükmüş ama sonra bakıyorum. Sonra utandım ya, diyemedim bir şey. Şimdi hatırladım, başıma öyle bir şey geldi. Minimap niye öyle yamuk gözüküyor? Bakış açına göre. Çok rahatsız oldum. Çok normal mi? O her yere pusu kurmuş şimdiler. Bence öyle yapmasalarmış. O kare düz o görünseymiş, içi öyle hareket etseymiş. Fit 6 yerine böyle strateji oyunları falan alırız. Bu PC'lerde alamayacağız yenisini. Valla ne yalan söyleyeyim. Haksız da değilsin. Ah, çabuk gir eve gir, çabuk gir. Eve gir çabuk lan gir lan. Ha, yak şimdi evini. Son dokunuşunu ekran kartına yaparım herhalde. Ama tekrar komple sistem dizmeyi işlemci. Öldü adam. Allah kahretmesin. Sonra ekonomi düzelsin, düzenlesin. Bilgisayar çöp olana kadar kullanılır. LMG ne vurdu be? Sen işlemciyi ama değiştirecektin ta o zaman. Çok iyi olacak. Ya işte belki Bir de şey kartın da vardı. Ne derler, yayın kartın. Hemen ikinci bilgisayarı kurup yapacaktım. ya, ameliyat parası bulursam belki. O zaman da var mıydı bu ameliyat konusu? Yok. Bana o zaman için söyledi. Şimdi O zaten zaman ne? her şey güzeldi. Çok para ya. Bulman lazım. Hani ben mesela kendim için konuşayım. Ölümü göze alırım da sakat kalmayı göze alamam. Zaten öyle bir şey olursa ötenazi hakkımı kullanıp defolup giderim. Yaşamam ben öyle. Doktorlar, biz artık sana belirli bir süre verdik. Bu sürede yapamadın derse, gelmedin derse ve de adam diyor ki senin ameliyatını yaptıktan sonra artık diyor bu kadar diyor teşekküllü ve zor ameliyata girmeyeceğim diyor ben. Ben diyor artık diyor fıtık ameliyata gibi diyor kolay ameliyatları yapacağım, geçeceğim diyor. Sen ne zaman ateş edeceksin acaba? Ha dayı. Girer ama ya, neden girmesin?
böyle bir yeteneğim olsa ben girerdim bari. Yetenek çünkü. Normal çalışandan da 500 lira da istemezdim açıkçası. Evin içinden buraya. Başarısız olunca büyük yaptırımları oluyor mu bu adamlara? Mesela diyelim ki ya sonuçta insanlık hali abi adam hani senin başarılı olacağının bir garantisi yok yani. Veriyor. Maalesef veriyor. Maalesef dememin sebebi. Yani gerçekten bu garantiyi verdiği için para yok ve o yüzden sabırsızlanıyor mu ya? Garanti bir şey olmasa derim ki aman satayım anasını derim. Defeat the key squad to force retreat. What? Destroy diyor. Abo dur bakalım. Oraya bir hazırlık yapalım. Oradan bir şey geliyor. Eve gir. Sen de buradaki eve gir yavrum. Hava yolları orada. Siz buraya gelin. Oradaki LMG oradan çıksın. O da buraya gelsin. Aa, engineer yapacaktım ben değil mi? Ülkeye bak ya şu ameliyatı yapacak bile doktor var ya. Bir doktor. O Koskoca. yatırımı yapacak kafa yok. O ne be anneciğim? Ha sağ ol. Yani mesela bu tekelci demek ki. Tekelcilik yani bu. Şu an senin başın. Ha, şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu da? Ha? Şimdi ne oldu da? Acaba oyun çıktığında sadece Almanya ile Sovyet mi olacak? Yok. İngiltere, Amerika, işte yan Zamazingosu Hindistan, dayıma, Abluka'nın kurucu başkanı bak, hepsini aldık Abluka'ya. Yavrum sen takılı mı kaldın orada? Gir evin içine o zaman, gir buraya ne yapıyorsun? İşte Aga bu kötü girmiş. ya, evet. Oyunun sesini çok kıstık. Bu sefer insanlar duymayacak. Dostum sadece oyunun sesini kısmamışsın ki ben Görüşürüz. sana Teşekkür söyleyeyim. ederim uğradığın için. Görüşürüz. Ben sana söyleyeyim sadece yayının sesini kısmamışsın. Bayağı kendi sesini de çok kısık. Ya anlamadım. Benim bu ses kartı ölüyor herhalde. Mikrofon ağzımın içinde. Ona rağmen Yayına böyle. nasıl gidiyor bilmiyorum.